Hasan Öztürk, güveni sarsmak için kayıt dışı göçmenleri kullanıyorlar. İstanbul dünyanın en kalabalık mega kentlerinden biri. Ayrıca dünyanın her yerinden büyük göç alan şehirlerindendi. Kayıtlı göçmenler ya da geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerin yanı sıra İstanbul'da kayıt dışı yaklaşık 1 milyon göçmen olduğunu öğrenince Nevrim döndü. Kayıt dışı göçmenlerden 300 bininin Suriyeli olduğu tahmin ediliyor. Kayıt dışı Suriyelilerin diğerlerinden bir farkı var. O fark da çoğunun Türkiye'nin diğer başka illerinde kayıtlarının bulunması. O yüzden kayıt dışı görünen bu Suriyeliler diğer göçmenlerden daha az sorunlu. Çünkü izleri sürülebiliyor, takip edilebiliyorlar. Asıl sorunlu kesimse hiçbir kaydı bulunmayanlar. Mesela Afganistan'dan gelenler. Afganlıları İstanbul'a özendiren akıl Afganistan'dan kaçak yollardan gelenler, yetkililerin ifadesiyle dağlardan taşlardan çıkıp çıkıp gelenler, İstanbul'da en çok suça karışanlar, hatta cinayet işliyorlar ve çoğunlukla birbirlerini öldürüyorlar. Bunlar yakalandıklarında sınır dışı ediliyor. Ne var ki fotoğrafını değiştirip, isminin bir harfini değiştirip, yeniden bambaşka bir kimlikle Türkiye'ye, İstanbul'a geri dönüyor. Peki Afganistanlıların gelişinde ne zaman artış oldu? Çok ilginçtir, Türkiye'deyken istenmeyen adam ilan edilen ve Afganistan'a atanan Amerikan Büyükelçisi Cambes'in göreve başlamasından hemen sonra. Bunu öğrenince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BES için kurduğu şu cümle aklıma geldi. Bizim burada başımıza bela olan bir büyükelçi, şimdi Amerika'nın Afganistan Büyükelçisi oldu. Orada yine bir takım şeyler karıştırıyor. BES'i hatırlarsınız hani gider Türkiye'de 9 aydır DEAŞ terör eylemi yapmadı bunu bize borçlusunuz gibi laflar gevelemişti. 15 Temmuz darbe ve iç işgal girişimi sırasındaki tutumu nedeniyle ve özellikle Obama'nın son döneminde kendi inisiyatifiyle vize krizi çıkartan Büyükelçi'den söz ediyorum. İşte o BES, Kabil'e ulaşır ulaşmaz bir proje olarak Afganlıların İstanbul'a yönelmesinin önünü açmış, teşvik etmiş, bunu ben söylemiyorum, yetkililerin ağzından birebir duydum. Sorun kayıt dışı yani takip edilemeyen göçmenler sorunu. Hal böyle olunca son dönemde İstanbul'da kayıt dışı göçmen sorunu yaşanıyor. Afganlılar bir örnek. Özbekleri, Türkmenleri, Ermenileri, Mısırlıları, Libyalıları, Afrika'nın sahra altından gelenleri de sayabiliriz. Biz Suriyeli geçici koruma kapsamındaki misafirlerin görünür kısmıyla meşgulken Afganistan'dan yüz binler Türkiye'ye ve İstanbul'a akmış durumda. İran'ın rolünü de unutmayalım. Özellikle Iğdır ve Van üzerinden Türkiye'ye gelişlere bırakın durdurmayı teşvik ediyorlar. Denebilir ki dünyanın bütün metropollerine göçmen ilgisi vardır. İstanbul'da onlardan biridir. Neden yadırgıyorsunuz? Doğru bir soru. Ama eksik. Zira dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde ve bütün metropollerinde çok hassas bir düzenleme var. Bunun adına ne derseniz deyin. Ben iskan politikası diyorum. Diğer ülkelerde öyle ülkeye elini kolunu sallayarak girmek mümkün değil. Mutlaka bir iskan politikasına tabiler. Bu kadar hassas davranmalarına rağmen iş bitmiyor. Özellikle Londra, New York gibi şehirlerde ki İstanbul'dan nüfus olarak daha küçükler. Güvenlik, takip ve kontrol üst düzeyde en güvenli metropollerden biri İstanbul ama gerçi günlük 22 milyon insan hareketinin yaşandığı İstanbul Londra'dan ve New York'tan çok daha güvenli. Bunun nedenlerinin başında 40 bin kadar polis ve bekçinin özverili çalışması ve bu milletin basiret ve feraseti. Yine de İstanbul'un güvenlik personeli konusunda yeterli sayıya ulaşması gerekiyor. Her 400 kişiye bir polisin düştüğü İstanbul'da kayıt dışı göçmenleri de hesap edersek oran yükseliyor. Bütün bunlara rağmen İstanbul birçok metropolden çok daha güvenli. Ne var ki kaçak yollardan İstanbul'a gelinmesini planlayan akıl, aynı zamanda ülkemizin ve İstanbul'un güvenlik zaafı içinde olduğu gibi kara bir propagandayı da devreye sokuyor. Oysa bu tamamen bir algı ve bu algıyı maalesef konvansiyonel ve sosyal medya üzerinden üretiyorlar. Mesela Londra'da işlenen cinayet sayısı İstanbul'dan çok daha fazla. Ne hikmetse İstanbul ya da Türkiye güvensiz algısı var. Bu sorunla hepimizin mücadele etmesi gerekiyor. Güvenlik birimlerimiz elinden geleni yapıyor ve İstanbul güvenli bir metropol. Ama özverinin yanına teknolojiyi mesela tüm güvenlik kameralarının entegrasyonu yeterli personeli ve mutlaka bilinçli vatandaşlığı geliştirmeliyiz. Hele hele kayıt dışı göçün önüne mutlaka geçmeliyiz. Ben geri kabul anlaşmasının iptal edilmesiyle işe başlanabileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Hasan Öztürk Yeni Şafak